NTV Ankara stüdyolarından iyi günler. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile birlikteyiz. Ekonomide genel duruma bir göz atacağız. Sonrasında bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz yayına katkınıza şimdiden bizde. Bir genel ekonomik durum değerlendirmesiyle başlayalım istiyorum. Sonrasında bakanlıkla ilgili çalışmalara bakacağız. Şimdi yılın ilk yarısında atılan birçok adım oldu. Kredi garanti fonu devreye sokuldu. KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı, ihracat teşvikleri, sicil affı, istihdam kampanyası. Bütün bunların etkisini de dikkate alarak ekonomik performans nasıl bir görünüm seyretti yılın ilk yarısında? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 2016 yılı esasında Türk ekonomisi açısından Türkiye'de yaşanan darbe girişimleri, bu hainlerin yapmış olduğu yurt dışı lobiler, yurt dışında bir takım siyasi gelişmeler, jeopolitik konum nedeniyle 2016 yılında zor bir yıl yaşadık. Ama almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle beraber Allah'a hamdolsun biz birçok kredi derecelendirme kuruluşunu, ekonomi uzmanlarını ve birçok çevreyi de şaşırtacak derecede 2.9 gibi bir büyümeyi yakaladık. Bu büyüme oranı baktığımız zaman göreceli düşük bir büyüme oranı olabilir ama evet, esas itibariyle Türkiye'nin yaşamış olduğu şartlara baktığımızda çok iyi bir performanstı. 2017 yılında yine güçlü bir ekonomide giriş yaptık ve Allah'a hamdolsun ekonomideki verilere baktığımız zaman ciddi anlamda olumlu ve pozitif geliyor ve bu büyüme oranları inşallah hem ikinci çeyrekte hem de üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte de orta vadeli programımızın da üzerinde bir büyümeyi yakalayarak 2017'yi deyim yerindeyse bir sıçrama yılı olarak biz kapatacağız. Evet. Baktığımız zaman esasında fiş dahil kredi derecelendirme kuruluşu 2017 yılına ilişkin %2.3 olan öngörüsünü, yaptığı büyüme öngörüsünü %4.7 gibi bir orana çekerek revizyon yaptı. Yine bir başka uluslararası kuruluş olan OECD'nin Türkiye için 2017 yılı büyüme beklentisi yukarı yönlü revize yaptı. Özellikle IMF'in yükselen ve gelişen Avrupa'da 2017 yılında büyümenin hızlanacağı, bu hızlanmanın daha yüksek büyüme beklentisiyle özellikle Türkiye'den kaynaklanacağını belirtti. Bu şimdi şu an işte Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı bir takım ülkelerinin olumsuz anlamdaki tavrında da esasında Türkiye'nin performansı Avrupa'nın da performansını etkiliyor ve oradaki büyümeyi de yukarı yönlü revize edilmesine neden oluyor ve o büyümeye de Avrupa'daki büyümeye de Türkiye'nin katkısı olumlu olacak. Baktığımız zaman özellikle döviz cephesinde stabil bir çok dalgalı ve olağanüstü bir seyreden bir döviz kurunu görmüyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da bizim öngörülerimiz içerisinde bu döviz dalgalanmaları sürer ve bu şekliyle devam eder, stabil bir şekilde devam eder. Tabii istihdam oranlarına baktığımızda biz Türkiye olarak gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Odalar Borsalar Birliği'ndeki o tarihi çağrısıyla beraber hem insanlarımız bir anlamda Türkiye'nin büyümesine katkı sunma adına, o çağrıya karşılık verme adına bir istihdam seferberliği başlatırken ama aynı zamanda hükümetimizin almış olduğu artı bir istihdama özellikle SSK, stopaj ve diğer vergilerinin tamamını hükümetimiz tarafından karşılanarak yaklaşık 776 liralık veya 666 liralık bir desteğin üreticilere verilmesi, sanayicilere ve istihdam yapana verilmesi esasında Türkiye'nin büyümesi adına, üretiminin büyümesi adına da pozitif anlamda bir katkı, olumlu bir katkı. Dolayısıyla
ihracat yönüne baktığımızda son 2016'nın son 2 ayıyla beraber sürekli yükselen bir grafik çizdiğini görüyoruz. Haziran ayında da biliyorsunuz bayram olmasına evet. rağmen %2.1 oranında artan bir ihracatımız hı hı. vardı ve yılın ilk 6 ay itibariyle de baktığımızda Türkiye'nin ihracatının %8.2 oranında bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu güven endeksine baktığımızda öyle, hizmet endeksine baktığımızda öyle, son 2009'dan beri özellikle imalat sanayinde çok ciddi anlamda bir artış var. Dolayısıyla bu pozitif anlamda bir ekonominin gidişatının iyi olduğunu gösteriyor. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle uzun vadede hem büyüme oranlarımızı daha yukarılara çekmek hem de sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomiyi sağlama adına da bugünlerde adımlarımızı evet. daha da sağlam bir şekilde atmamız gerektiğini biliyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu noktada da hükümetimiz çalışıyor. Şimdi aslında bu bölümden itibaren biraz o adımlara da bakacağız. Yeni hamlelere, bakanlığınız çerçevesindekilere. Ama şunu bir sormak istiyorum. Sizin de dahil olduğunuz bir çalışma grubu, Gıda Komitesi, birçok önlem aldı gıda fiyatlarının özellikle enflasyona etkisini düşürmek, azaltmak adına. Ama şunu sorayım, bu hamlelerin ilk aşamada gıda fiyatlarına yansıması ne oldu, nasıl bir değişim oldu ve yeni kararlar gelecek mi yakın dönemde? Tabii Gıda Komitesi gerçekten çok etkin bir şekilde çalışıyor ve kararlar alıyor. Piyasayı yakından izliyor, gözetiyor. Ama tabii gıda piyasası çok stabil bir piyasa değil. Özellikle mevsimsel etkilerden çok etkilenen bir piyasa ve arz talep dengesi, üretim boyutuyla üretimin piyasalara arzının azlığı ve çokluğuyla da çok yakından ilintili ve ilişkili olan bir piyasa. Buradaki piyasanın aktörlerinin özellikle Gıda Komitesi'nin almış olduğu ve gözlemlediği nokta şu ki o aktörlerin özellikle stokçuluk ve fırsatçılık yapmamalarını birinci evet. anlamda sağlayarak özellikle üreticinin de kazandığı ama aynı zamanda tüketicinin de kazandığı bir mekanizmayı, bir piyasayı oluşturabilmek ve mümkün olduğu kadar o piyasanın az müdahale ederek ama piyasayı gözlemleyerek piyasanın kendi içerisindeki dengelerini kontrol altında tutabilmeyi temel hedefimiz bu. Bununla ilgili sebze meyve ile ilgili ayrı çalışmalarımız var. Kuru gıda ile ilgili ayrı çalışmalarımız var. Depolanabilir ürünlerle ilgili ayrı çalışmalarımız var. Biliyorsunuz bunların büyük bir kısmı tarımdaki üretim planlamasıyla ilgili. Bu işin iki boyutu var. Bir, planlamayı doğru yapacaksınız. İki, piyasaya yönelik ürünleri yetiştireceksiniz. Üç, bu ürünlerin bizim bakanlığı da ilgilendiren temel kısmıyla beraber ticarileştireceksiniz ve ticari piyasaların oluşması noktasında çalışmalarınıza yön vereceksiniz. Biz de bu anlamda Gıda Komitesi geçtiğimiz günlerde toplantıda açıklandığı gibi özellikle sebze ve meyvelerdeki zayiat oranlarının indirilmesi noktasında bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Bir kısmını da geçiriyor. Son önümüzdeki toplantıda da alınacak kararlarla beraber özellikle teşvikler noktasında. Hı hı. Çünkü biz bir takım yükümlülükler getirirken onların maliyet boyutunu da hükümet olarak, devlet olarak paylaşmak istiyoruz ve artı ilave yükler getirmesini istemiyoruz. Bununla ilgili işte üretici örgütlerinin desteklenmesinden tutun da o üretici örgütlerinin veya diğer şirketlerin sahada, tarlada almış oldukları ürünleri depolarken soğuk hava depolarında depolanıp soğuk zincir içerisinde son tüketiciye erişmesine kadar bir takım tedbirleri, teşvikleri önümüzdeki aydan itibaren açıklayacağız. Tabii buradaki en büyük sıkıntı bu ürünlerin diyelim ki planlamasını yaptınız ama neticesini bir yıl
sonra alabiliyorsunuz. Kısa vadede alacağınız tedbirler var. Bununla ilgili kısa vadede alınacak tedbirleri zaten Gıda Komitesi kamuoyuyla da uzun uzun paylaşmıştı. Tabii yine stokçuluğu önleme adına özellikle bazı ürünlerin gümrük vergilerinin sıfırlanarak yetkiyi TEMO'ya ve süt kurumu, et süt kurumuna verilerek piyasadaki gelişmelere göre ithalatın önünü açılması, o ürünlerin piyasaya hızlı bir şekilde arzı gibi bir takım kısa vadeli tedbirleri de aldık. Ama uzun vadede özellikle bu lisanslı depoculuğun yaygınlaşmasını istiyoruz. Ve bu noktada lisanslı depoculuğun sadece belirli ürünlerde değil, ürün çeşitlerini de artırarak. Çünkü ürünün bol olduğu zaman, arzın bol olduğu zaman bunları sağlıklı şekilde depolayarak piyasaya talepleri doğrultusunda ayarlayabilirseniz hem kara borsacılığı hem stokçuluğu önlemiş olursunuz. İki, vatandaşa ucuz ürün yedirmiş olursunuz. Evet. Üç, köylünün, üreticinin ürününün ucuz bir şekilde elinden çıkmasını önlemiş olursunuz. Bununla ilgili mekanizmaları tamamladık. İnşallah önümüzdeki çok kısa bir zaman içerisinde ürün ihtisas borsasını da yasasını çıkmıştı yönetmeliği. Başbakanlıkta onu da çıktıktan sonra bir lansmanla bunu kamuoyuyla da paylaşıp bunu hayata geçireceğiz. Aslında bu anlamda çiftçilere yönelik yeni teşviklerin de neler olacağını bir anlamda siz vermiş oldunuz. Bu başlıkta şunu sorarak kapatmak istiyorum. Yakın zamanda bir açıklamanız olmuştu. Biz domatesi çok konuştuk bir dönem. Hala da zaman zaman gündeme geliyor. Burada domates türleri için bir standart belirleneceğinden söz eden açıklamanız vardı. Ne tür bir standart olacak ve ne sağlayacak bu? Esasında bütün ürünlerde bir standart getirmek istiyoruz. Bu standart şu şekilde. Diyelim ki siz biber diyorsunuz. Evet. Domates diyorsunuz ama üretici de biber diyor, domates diyor. Domatesin kaç çeşidi var? Birçok çeşidi var. Ve her bir domatesin hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında hem tadı hem görünüşü hem de maliyetleri açısından bir farklılık var. Ve piyasadaki talebi ve fiyatlanması da farklı. Diyelim ki salçalık bir domatesi siz 50 kuruşa satabilirseniz, satarsanız ve 1 liraya satarsanız iyi bir fiyat. Ama sofralık domatesi 2 liradan 3 liradan üretip marketlerde 5 liraya satılıyor. Şimdi siz 1 liralık domatese bakarak 5 liralık domatesin fiyatını beklemeniz veya 5 liralık domatesi talep ederken 1 liralık fiyatı istemeniz doğru olmaz. Onun için hem kendi içerisinde bir standart olması lazım ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Aynı şey biber için geçerli, salatalık için geçerli. Dolayısıyla bunları da bilerek bir yönetmek lazım bu piyasayı. Bu anlamda artı her bir ürünün taşıma standartı da farklı. Kap evet. Şekli de farklı. Örneğin domatesi siz çuvala koyamazsınız. Evet. Veya açık taşıyamazsınız. Ancak salçalıkları taşıyabilirsiniz. Onların belli bir kilogramda ambalajlanıp belli bir standartta kap şeklinin verilip ona göre taşınması lazım ki bu fireyi önleyebilirsiniz. Dolayısıyla buna yönelik sözlerimiz buna yönelik. Evet. Sayın Bakan, yine aslında ipuçlarını verdiğiniz ama dikkat çeken, o nedenle ayrıntılandırılması gereken açıklamalarınız vardı. Mesela ev hanımlarının emeklerinin ticarileşmesine yönelik bir çalışmanız olduğu, onlara verilecek bazı destekler olduğu falan. Ne tür bir çalışma var? Ne tür adımlar atılacak ev hanımları için? Şimdi biz bakanlık olarak hep şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki biz kooperatifleşmeyi teşvik etmeliyiz ve kooperatifleri de ekonominin unsurları haline getirmeliyiz. Evet. Çünkü baktığımız zaman dünya gelişmiş şirketler, büyük şirketler veya küçük birikimler, küçük sermaye grupları kooperatifler adı altında birleşmişler ve ticari faaliyetlerini üyelerine de bu anlamıyla bir kazanç sağlıyorlar.
Bizim medeniyetimize ve kültürümüze baktığımızda işte imece usulü, lonca usulü ve yardımlaşma emeklerinin ve sermayelerin birleşmesi noktasında bizim medeniyetimizin de teşvikleri var. Dolayısıyla kooperatifliğe hem standartını belirterek hem denetimlerini belli kurallar getirerek tekrardan ekonominin unsurları haline getirmemiz gerekir. Bu bağlamda özellikle ev hanımlarımızın kendi ürettikleri bir takım diyelim ki reçeller veya atıyorum pekmez veya bestil veya el işi ürünler veya işte oyalar gibi bunların özellikle bir araya getirilerek hem belli bir ölçüye ulaştırmak hem bu belli ölçeği pazarlama kanallarını oluşturmak bu anlamda biz rol alabiliriz ki alıyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de yaklaşık 148 tane kadın kooperatifimiz var ve bunlara destek olmaya çalışıyoruz ve bir küçücük desteklerle de özellikle yeni kurulurken bunların faaliyete başlayabilmesi için çok mikro destekler. Bunlar çok büyük destekler değil. Diyelim ki 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin liraya kadar üretimini geliştirme, büyütme adına böylelikle diyelim o köydeki, o mahalledeki veya başka kentlerdeki insanların, kadınlarımızın bir araya gelerek emeklerini değerlendirme adına ortaya koyduğumuz bir proje. Bunu kısa zamanda duyurularını da yapacağız ve özellikle ev hanımlarımızda veya emeğini değerlendirmek isteyenler bu kadın olunca biraz daha özel önem veriyoruz ve o emeğin ciddi anlamda değerlendirilmesini istiyoruz. Çünkü oradaki gelen kazanç bereketlenerek çocuklarımıza da gidecek, evine de yansıyacak. Dolayısıyla oralardan da küçük küçük destekler vermek istiyoruz. Bunu daha ileriye götürüp markalaştıranlar. Bu aynı zamanda sadece kadınlarımıza yönelik değil, kooperatifler söz açılmışken aynı zamanda diyelim ki küçük tarım üreticilerimiz. Bunları bir araya getirerek hem maliyetlerini düşürmek, hem pazar ölçeklerini büyütmek, aynı zamanda yeni pazarlara erişimlerini sağlayabilmek adına da bu noktada da kooperatifleşmeyi, üretici bir ya da bunun üzerine birlikleri teşvik etmeyi istiyoruz. Yani ekonomide aldıkları payı yeri büyütmeye dönük bir şu anda adım olarak. Kooperatiflerimiz gerçekten çok baktığımız zaman ekonomideki payları çok çok düşük. Evet, çok başarılı kooperatiflerimiz var. Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan, ciddi 114. sırada yer alan, 357. sırada yer alan birliklerimiz var ama bunların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Bunları doğru yöneterek, şimdi birçok vatandaşımız bunu dinlerken kooperatiflerin geçmişteki bozuk algılarından yola çıkarak yine insanlar kooperatifleşmekten uzak durabiliyorlar. Ama baktığımız zaman nasıl anonim şirketlerde pay senedi dağıtılıyorsa kooperatifler de esasında küçük küçük birikimlerin hayata geçtiği bir ekonominin ve Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan kuruluşlar. Biz kooperatiflere ekstra destekler vermeye de beklemiyoruz. Sadece önündeki engelleri kaldıralım. Kaldırmak yeterli. Bunlar kooperatifler çok daha büyük ekonomiye destek sağlayacaklar. Sayın Bakan, bir çalışmanız oldu. Esnaf ve sanatkara yönelik nerelerde hangi alanda iş yeri açılmasına yönelik bilgi sunulan bir veri seti diyelim. Evet. Bir sonuç sağlandı mı bu projeden şu ana kadar ya da ne hedefleniyor bu projeyle? Şu anda Perbis diye gerçekten esnaflarımıza baktığımızda büyük bir talep var. Diyorlar ki bir caddeye baktığımızda işte o caddenin veya o mahallenin veya o ilçenin 5 tane atıyorum kasaba ihtiyacı varken 20 tane kasap dükkanına açılabiliyor veya kuaför noktasında hakeza veya alan hangi alana bakarsanız. Şimdi bu sistemin temel hedeflerinden birisi hangi caddede
kapasite ne, ne kadar iş yeri var, bu iş yerlerinin sınıflandırılması, bu noktada tabii çok ciddi büyük bir çalışma sonlara geldik ama daha tam manasıyla hayata geçirmesini inşallah 2018'de böyle bir lansmanla paylaşacağız kamuoyuyla. Şimdi son 10 dakikamız, birkaç başlığımız daha var, onlardan böyle kamuoyunu çok burada yakında... özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz esnafımızı korumamız gerekiyor. Hı hı. Özellikle ezici rekabette bu zincir mağazaların getirmiş olduğu bir takım pazardaki avantajlarından biz esnafımızı sektörlerini teker teker analiz ederek bir kısmını değiştirerek, bir kısmını dönüştürerek, bir kısmını geliştirerek ve bir kısmını da yeni gelişen ticarete uydurarak ayakta tutmamız lazım. Evet. Örneğin mesela dünya e-ticarete doğru gidiyorsa esnafımızı da, ki bu da bakanlığımızın projeleri arasında inşallah kısa zamanda hayata geçireceğiz. Hı hı. Esnaflarımızın yer aldığı e-ticaret portalları oluşturacağız. Ve o portallarda çok cüzi rakamlarla hem yer almalarını sağlayacağız, hem ürünlerinin orada yer almasını, hem de yönetmeleri noktasında, danışmanlık noktasında da onlara destek olacağız. Evet. Dediğim gibi son 8-9 dakikamız, birkaç önemli konu var böyle kamuoyunu çok yakından ilgilendiren. Şununla başlayayım. Şimdi bir deprem yaşadık, Bodrum'u oldukça etkileyen. Şöyle bir soru gündeme geldi. Tüketiciye yönelik güncel bir konu. Bu paket tur iptalleri. Bodrum depremi özelinde ya da daha geniş manada düşünürsek bu konuda bir yeni durum görecek miyiz? Yani önce tabii... paket tur nedir diye bir bakmak lazım. Paket tur en az 3 ulaştırma, hı hı, konaklama, transfer veya diğer turizm faaliyetlerinden en az 2 tanesinin içerisinde barındıran ve bunların tamamının bir pakette ücretlendirildiği sisteme paket tur diyorlar ve bu iptallerin, özellikle paket turdaki iptallerin 30 gün önceden yapılması durumunda tüketicilerin zorunlu ödemeleri gereken vergiler dışındakilerin bütün ücretleri iade ediliyor. Bir de mücbir sebeplerden dolayı iadeler var. Bunların da özellikle tüketicilerimizin tekrardan o mücbir sebep geçtiğinde tekrardan o hizmeti alabilmeleri veya o hizmeti alamamaları imkansızsa, ifası imkansızsa ücretlerin ödenmesi gibi bir takım hakları var. Ama ben burada şunu ifade edeyim, yani deprem tabi risk her yerde var. Şu anda Allah'a çok şükür insanlarımız orada depremde çok ciddi hasarlar da meydana gelmedi ve baktığımız zaman büyük iptaller de yok. Herkes tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla insanlarımız yine tercih ediyor büyük iptaller. Yoğunlaştığı aylar tatil için ve son birkaç gündür Kapıkule odaklı bir uzun bekleyişler olduğu haberleri vardı. 4 kilometreyi bulan kuyruklar oluştuğuna dönük. Acaba bu anlamda yoğunlaşmayı önlemek adına bir kolaylaştırıcı adım atmak mümkün mü? Ya da gündeminizde mi böyle bir şey? Tabii sizin de belirttiğiniz gibi özellikle gurbetçilerimizin yoğun bir şekilde ülkeye giriş yaptığı yaz aylarında taşıt sayılarının yüksek olması nedeniyle gümrük idarelerinde yığılmalar yaşanabilmektedir. Ancak biz bu yığılmaları en aza indirebilmek adına gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak giriş yaptığı 1 Haziran ile 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'da ne kadar gurbetçi vatandaşımız giriş yaptığını da düşündüğümüzde toplamda 159.634 adet
taşıt giriş yapmış. Bunlara tır dahil değil. Bunlar otomobil. Geçen yılın aynı dönemine göre giriş yapan araç sayısı yaklaşık 11.495 araç sayısı artmış. Geçen yıl 148 bin evet. dolaylarındaydı. Yine Yunanistan'a açılan kapılarımızdan 43.753 adet taşıt yurda giriş yapmış. Biz bu yoğunluğu önleme adına özellikle taşıt ön beyan uygulamasını hayata geçirdik ve burada şimdi bir de sadeleştirmeler yapıyoruz. Bu taşıt ön beyan sistemi nedir diye sorarsanız siz atıyorum Almanya'dan veya İtalya'dan daha çıktığınızda bu sisteme girdiğinizde internet üzerinde aracınızla ilgili ve sizinle ilgili pasaport bilgilerinizi girip bu beyan internet üzerinden sınır kapısına düşüyor. Siz sınır kapısına ulaştığınızda, kapı kuleye ulaştığınızda beklemeden işlemlerinizi yapıp geçiyorsunuz. Normal şartlarda bunu yapmasanız en az 4-5 dakika veya 3-4 dakika beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama ön taşıt beyanını harekete geçirirseniz, yani girerseniz bu süre 30 saniyeye düşüyor. Evet. Ve dolayısıyla yığılmaları da önlüyor. Ayrıca personel takviyeleri de yaptık. Önümüzdeki haftada inşallah gidip ben de bir oraları görüp orada varsa başka eksiklikler bunu da giderme adına adımlarımızı atacağız. Biz özellikle vatandaşlarımızın yurt dışında gelişlerinde kapılarımızda gerçekten uzun süre beklemelerini istemiyoruz ve bir an evvel yurda girerek sağ selamet akrabalarına veya varacakları yere ulaşmalarını istiyoruz. Evet. Sayın Bakan, bir olduğu ortaya çıkınca el konulması gibi bir durum. Bununla ilgili bir düzenleme yapmıştınız. Bu ama araçların ekonomiye kazandırılmasını öngören. Acaba kaç araçla ilgili işlem yapıldı şu ana kadar? Yani bu tip işlemin bir anlamda boyutunu ortaya koyacak evet. bir sonuç olarak soruyorum. 4458 sayılı gümrük kanunu gereğince gümrükten sıfır araç olarak sokulan ancak yapılan incelemelerde ikinci el araç olduğu anlaşılan araçlarla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Bunların giderilmesi noktasında bir yasal düzenlemeyi hayata geçirdik ve 6 aylık bir süre vermiştik. Bu sürede 31 Temmuz 2017 tarihi itibariyle sona erecek. Onun için 31 Temmuz'a kadar bu imkandan faydalanmalarını, bu kolaylıktan faydalanmalarını istiyoruz. Özellikle bu ay sonuna kadar ilgili gümrük idarelerine dilekçeyle başvuran ve özel tüketim vergisinin %25'ini ödeyen vatandaşlarımız araçlarını hem geri alabiliyorlar evet. hem de %15 daha böyle bir soruşturma yapılmadan benim aracım böyle bir kapsamda denip müracaat edilirse onlardan da %15 özel tüketim vergisinin %15'ini alarak böyle bir soruşturmayla veya böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamış oluyorlar. Bugüne kadar gerçekten bu kapsamda yararlanan 4000'e yakın bir araç oldu ama bu rakam daha da yükselebilir. Çünkü yaklaşık 40 bin aracın bu anlamıyla piyasada olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili başvurular devam ediyor ve son güne kadar son 24 hatta 31 Temmuz gece 24'e kadar başvuruları alabiliyoruz. Peki. Sayın Bakan, son 2 dakikamız belki çok kısa ana başlıklarıyla konuşabiliriz. Tüketiciye yönelik ürün güvenliği konusunda yeni bir adımınız olacak mı? 2 dakikada evet. toparlayarak. Tabii biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi artık yaz sezonundayız ve özellikle deniz mevsimi bu anlamda deniz plaj terlikleri veya
çocukların kullandığı bir takım denizdeki deniz oyuncakları veya şişme botlar gibi ürünlerin denetimini yoğunlaştırdık. Hı hı. Özellikle Mersin gibi, Muğla gibi, Antalya gibi sahil kentlerindeki ürünlerin güvenliğine noktasında denetimlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Çünkü burada hem kaçak hem de merdiven altı imalat dediğimiz standartlara uygun olmayan bir takım imalatların piyasaya arz edilmesini istemiyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda denetimlerimizi sıklaştırdık. Bizim amacımız insanlarımıza, esnafımıza veya üretim yapanlara ceza kesmek değil. Hı. Ama aynı zamanda tüketicinin sağlığını koruma adına ve koymuş olduğumuz standartlara uygun olarak, ki bu standartlara uygun üretim yapanların haksız rekabetle karşı karşıya kalmamaları adına da bu piyasayı gözetlememiz ve denetlememiz gerekir. Bu anlamıyla da arkadaşlarımız daha çok yaz ürünlerine yönelik denetimlerini artırdılar. Ağustos sonu itibariyle de özellikle okulların açılmasına yakın kırtasiye ve oyuncak denetimlerimizi daha da artıracağız. Bunu da buradan ifade edeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile birlikteydik. Hem ekonominin genel bir değerlendirmesini yaptık, hem de bakanlığın sürdürdüğü çalışmalarla ilgili ayrıntılara baktık. Tekrar görüşmek dileğiyle.